Hadi şimdilik mumları üflüyormuş gibi yap. Ay yok, bu olmadı ya. Kolum kalın çıkmış. Kolun kalın çıkmadı Süsi. Kolun kalın. Kolun kalın değil. Sen ona takılma hadi. Aa bak, bu çok güzel oldu. Tamamdır. Şimdi gerçekten üflüyorsun. Bak, dilekte tut. Tamam. Tut tut. Senin dileğin kabul olur ha. Dört ayak üstüne düştüm maşallah. Harikacığım. Acaba sen buraya tatsızlık çıkarmaya mı geldin? Yok. Ben sushi yiyeceğiz, korku filmi izleyeceğiz diye geldim. Doğum günü bilgisi kesinlikle bende yoktu. Olsa gelmezdim. Sushi söyledik mi biz? Ya benim tamamen aklımdan çıkmış o. Ama hemen söylüyorum. Şey, söyleme bana ondan. Yemem ben. Ay sen çok yedin tabii geldiğin yerde. Sıkıldım. Ye ye nereye kadar? Her gün sushi, her gün sushi. Anlamadım şu an. Ne demek istiyor harika? Ya aman boş ver. Boşuna gerilmeyelim şimdi. Pizza söyleyelim mi? Olur. Tamam hadi pizza söylüyorum ben şimdi. Aa bak, bunu koyuyorum. Ay evet. Güzel çıkmış. Benim de etiketlenmiş o. Ya şimdi ben bunu paylaşıyorum ya. Abin görünce neden Ömer'in doğum günde biz yokuz diye bozulmaz değil mi? Yok. Bozulmaz. Tamam. Ya bu arada şey, Kadir hiç ayrıldığımızdan bahsetti mi sana? Yok, konuşmadık pek. Ben de şimdi bu ara böyle bir üstüne gitmek istemiyorum. Ama öyle kolay vazgeçmeyeceğim. Hadi tamam artık ama üfle. Ama dileni de tut. Kaç oldun şimdi? 17. Sorulur ama. Vay! Bizsiz ortam yapmışlar ha. Kanka baksana. Ömer'in doğum gününü kutluyorlar. Oğlum yine mi orada o herif ya? İyice çöktü kızın evine. Yani Ayşe istemese biraz zor kalır orada be kanka. Bence beni kıskandırmak için yapıyor. Başka bir şeyden değil. Yoksa hiç Ayşe'lik bir tip değil yani. Baksana tam bile özür. Öyle diyorsun ama belli de olmaz be kanka. Süsen de bunun abisiyle takılıyor. Bu ara bu kızlarda varoş modası diye bir şey var ha. Ben yine de ipleri sıkı tut diyorum sana. Belli olmaz diyorum yani. Sen bir baksana o zaman şu story'i ne zaman atmıştın? Bakayım. Daha 15 dakikacık olmuş ya. Niye, ne oldu da? Ha yoksa gidelim bir arkadaşa bakıp çıkalım mı diyorsun? Ha ne diyorsun? Bakalım bakalım. Biz gidip bir bakalım şu arkadaşlara. Gidelim. Sür. Ha dur lan dur. Önce şu benim Django'nun mamasını alalım da öyle gideriz. Oğlum ben senin gibi bir adam nasıl oluyor da gidip de bir kedi sevebiliyor anlamıyorum biliyor musun? Ya sana ne oğlum? Seviyorum. Böyle pofuduk pofuduk tüyleri var. Ne bileyim yumuşacık patileri falan var. Seviyorum yani, sana ne? Ya abi herif pati dedi ya. Oğlum pofuduk dedin ya. Hadi boş yapma da sür hadi. Aç ablam kapıyı, abin gelmiştir. Ay yok tamam, ben biraz korktum ya. Başka bir şey izleyelim.
Korku filmi açtık ya. Normal değil mi sence? Ya tamam da yani sevmedim. Öyle boş evde kız. Tek başına falan. Başka bir şey açalım işte ya, değiştirelim. Hah, pizzalar da geldi. Dur ben alırım. Siz yeni film seçin. Selam canım. Selam kızlar. Ne işiniz var ya sizin burada? Ya ben de seni çok özledim. İyi ki geldim falan demek istiyor işte. Anlayın siz. Hayır, aslında evime habersiz gelemezsin demek istiyorum Tolgacığım. Ay aman Ayşe ya. Ay sanki kapalı parti yapıyoruz. Gelsin işte, ne olacak? Evet ya. Kalabalık her zaman daha iyi değil mi? Ya hakikaten amma abarttın tatlım sen de ya. Story'de eğlendiğinizi görünce gelip bir bakalım dedik biz de yani. Evet Tolga, görüşmüyoruz bayağıdır, özleştik. Öyle oldu tabii ya. Ya Ömer'cim, senin de doğum günümmüş galiba. Biz son anda öğrenince hediye falan düşünemedik. Kusurumuza bakmazsın artık. Gerek yok zaten, sağ ol. Hayır yani gerçekten kusura bakıyorsan ben sana keş vereyim. Sen git bir şey al kendine. Şş. Tolga ne yapıyorsun sen ya? Kendine gelsene. Ya şaka yapıyorum aşkım ya. Sakin ol. Ömer anlamıyor mu sanki beni? Ayşe sen biraz gergin misin? Ya her zamanki Tolga işte. Tolga ve bitmeyen zenginlik esprileri. Bu kız harika ya. Adı üstünde. Çözmüş beni. Ömer. Pasta yok mu bize? Var. Ben getiriyorum hemen pastayı. Siz herhalde biz gelmeden önce sıkıcı sıkıcı oturuyordunuz burada. Ya yok mu şöyle eğlenceli bir şeyler yapalım? Yok. Bu diyorum. Bak buradaymış. Ya yine olmadı ya. Süsicim hadi görelim bakalım marifetini. Ne yapıyorum ha? Ne yapsın kanka? Tavuk gibi gıdaklasın. Süpermiş. Ya ne yapacağım? Bir dakika dur. Gıt gıt gıdak. Gıt gıt gıdak. Gıt gıt gıdak. Gıt gıt gıdak. Tamam 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 hadi hadi. Hadi bir daha oynuyor muyuz? Ben oynarım. Süper. Başlıyorum o zaman. Hangisi? Bu. Yes, buldum. Eşek gibi anırsın. Ne? Hadi Berk görelim abicim. Ne görelim oğlum, saçmalama, ne anırması ya, manyak mısınız siz? Oo. Oh, pizzalar da geldi sonunda. Ben alıp geliyorum hemen. Ya oğlum, yapsana işte kazandık. Aa iyi. Oldu mu? Mutlu musun? Mükemmel. Siz geçin isterseniz içeri. Şu cam kenarına çeker diye düşünüyorum. Kapıda çekmiyor da bazen. Ben öderim. Ya gerek yok Tolga. Ya boş ver. Ne kadar hocam? 200 lira abi. Al o da senin olsun. Ne bakıyorsun oğlum, alsana şunu. Al kardeşim sen bunu. Evet. Hadi kolay gelsin sana. Ya aslında dursana sen. Madem oyun oynuyoruz, biraz daha başlık kazanmak istemez misin? Bıraksana çocuğu oğlum, ne oyunu? Hadi kardeşim. Bak 500 lira koyuyorum. Kazanırsan 500 lirayı alırsın. Kazanamazsan... Kanka ya, senin kediye aldığımız mam vardı ya, sen onu versene bana. Kazanamazsan akşama kedi maması yersin.
Tamam. Oğlum sen de alay ediyor. Niye kabul ediyorsun? E ben başlıyorum o zaman. Gel böyle. Hangisi? Şu. Şu abi. Yanlış cevap. Gördün mü? Bak buradaymış. Bir kaşığa falan ihtiyacın yok herhalde. Ver şunu. Niye gülüyorsunuz be? Kafayı mı yediniz oğlum siz? Sen ekmeğindeki elin garibanıyla niye dalga geçiyorsun oğlum? Başka işin mi yok? He? Ya pardon da kimse onu buraya zorla getirmedi ki. Kendisi istedi zaten bunu. Yani sanki tepesine çökmüşüz de şu anda dünyanın en kötü insanlarıymışız gibi bize davranamazsın. Ayşe, 500 lira onun için büyük para. Siz niye anlamıyorsunuz acaba bunu? Ay yok, o anlamaz. Oteller kralı bir babası var Ayşeciğim. Hani bil diye söylüyorum. Yanlış bir izlenim bıraktıysa. Arkadaş boşuna diyor arkası zaten. Kuryenin keyfi gayet yerinde. Tamam mı, devam mı? Oğlum, hadi git. Hadi. 1000 lira koyuyorum. Eğer kazanırsan 1000 lirayı alır gidersin. Kazanamazsan bu sefer tokat yersin. Sen hasta mısın oğlum? Ne tokadı? Tamam, tamam. Yapacağım. Abi paraya ihtiyacım var. Oğlum para için kendini mi tokatlatacaksın? Gördünüz, duydunuz. Arkadaşın rızası var. Ben başlıyorum o zaman. Hangisi? Şu. Şu. Bak gördüm, yine yanlış cevap. Bak buradaymış. E hadi. Sen at ya. Elini kırarım. Askeri. Hadi kardeşim gidiyoruz, hadi. Ömer sen nereye? Bugün senin doğum günün. Ayşe sen ne anlatıyorsun ya? Ha? Eski sevgilin gelecek, elin garibanını tokatlayacak, siz de eğleneceksiniz. Bu mu doğum günü? Tamam, haklısın. Ama bu kadar büyütmesen mi acaba? Empati geni yüzünden. Ne? Kendi gibi bir garibanı görünce dayanamadı. Empati yaptı tabii Ömercik haklı olarak. Ayşe bırak. Ömer yapma ne olur. Back to the kümes diyorsun yani. Kümese geri dönüş. Ya siz ne saçmalıyorsunuz ya? Kümes ne? Ne anlatıyorsunuz? Evine aldığın çocuğun kümeste yaşadığını bilmiyor musun gerçekten? Sana ne benim nerede yaşadığımdan? Ya pardon da, kümes dediğiniz yerde genelde hayvanlar yaşamıyor muydu? Hayır yani eğer gerçekten kümeste yaşıyorsa bu arkadaş ne çeşit bir hayvan oluyor? Yani büyük baş mı, küçük baş mı? Memeli mi deniyordu lan yoksa tavuklara? Ha? Tolga, iyi misin? Tolga. Tolga. Duyuyor musun bizi Tolga? Defol evimden hemen, defol. Tolga kendine gel. Tolga iyi misin? Duyuyor musun bizi Tolga? Tolga uyuyor. Tolga. Kendine gel oğlum, hadi Tolga. Herif resmen zorluyor ya. Resmen zorluyor dalayım diye, hiç vazgeçmeyecek. Hop 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 hop. Dalacaksan benim uzaklaşmamı bekle kanka. Ben tehlike kotamı doldurdum. Ederle fena papaz olduk. Bir olaya daha karışamam ben. Ama belki sana küçük bir fikir verebilirim. Neymiş o?
Bak. Anneannemin uyku ilaçları. Okuldan sonra uğrayıp bırakacaktım. Bırakamadım. Ne yapacağız oğlum İlecim? Ömerciği uyutacağız. O mışıl mışıl rüyalar aleminde takılırken biz ne yaparız artık? O da senin hayal dünyana kalmış kanka. Selam. Hayırlı işler hocam. Ömer, bak oğlum arkadaşlara. Aa Ömer, sen burada mı çalışıyorsun? Arkadaş mısınız siz? Evet, Ataman Koleji'nden sınıf arkadaşım. Ama yaptığın çok büyük ayıp kardeşim ya. Biz de sürekli gidip sağdan soldan alıyoruz telefonları. Ömer, niye okulda söylemiyorsun oğlum arkadaşlarını? Burası senin sayılır. Harbiden Ömer ya. Ne büyük ayıp. Yapılır mı hiç öyle şey? Bari şu yanlışın üstünü örtmek için bize bir çay falan mı söylesen, değil mi? Çay yok bizde. Ne istiyorsunuz? Var gençler var. Söyleyeyim. Oğlum, bize 4 tane çay getir. Çabuk. Ne istiyorsunuz? Şu kılıflara ben bir bakabilir miyim Ömerciğim? Bakabilirsin tabii. Bu? Olur. O altındaki de olur. Siyah olan. Ya bunların rengi bir tuhaf kanka. Sen bana şunları versene. Abi ben de şu mavi kulaklığı alabilir miyim? Bu. Üstteki. Süpermiş ya vallahi bu. Evet, ben de çok beğendim. Alacağım. Hepsini alacağım. Ama gel biz önce şu çaylarımızı soğutmayalım. İç Ömer, iç. Soğutma, bak arkadaşların gelmiş. Borcumuz nedir? 180 lira. Ama madem Ömer'in arkadaşısınız, size 150 lira olur. Abi al sen şunu. Üstü kalsın. Ömer'imize bizden bir çay da sen ısmarlarsın. Canımız ciğerimiz o bizim. İyi bak sen ona. Ömer, o zaman da böyle arkadaş bulmak çok zor. Kıymetini bil ha. Tabii. Hepsinin yeri bende farklı. Hoşçakalın Mevzik. Herif de ne para göz çıktı ama ha. Sürekli telefon alıyoruz deyince nasıl açtı antenlerini ama? Oğlum herif telefoncu açmış. Bir güvenlik kamerası takmamış. Pintiliğinde bir. Daha ne olsun baksana. Ama var ya şu an Ömercik kesin gitti gidiyor. Gidiyor kısmı fazla oldu kanka. Resmen gitti herif. Sen yani şimdi gelmiyorsun ha? Yok, ben baştan söyledim kanka burada kalırım diye. Burada beklerim ben. Ha, herif merif gelir diye yani. İyi tamam. Gidip kendimiz halledelim işimizi. Hadi bakalım. Sen benim prensesimin etrafında dolaşmaya devam ettiğin sürece daha çok başın yanacak uyuyan güzel. Ay yok. Bu
çantanın aynısı Harika'da var. Şimdi benden gördü, aldı der falan, hiç uğraşamam onunla. Kalsın. Siz hala bozuk musunuz onunla? Ayşe'cim sen iyi misin? Sınıfta saç baş birbirimize girdik resmen ya. Deli manyak. Her bir de yapıştı yani, anladın mı? Süsi, sen bize bir izin versene. Ayşe ile bir hasret giderelim. Aa, sen nereye kalkıyorsun ya? Otursana. Niye ya? Şöyle bir sevinç yılı, bir sarılma, kucaklaşma falan yapmayacak mıyız yani? Yani bak, aynı okuldayız ve sen hep bunu istiyordun. Ben bunu seninle sevgiliyken istiyordum Tolga, şu an değil. E o zaman biz de yeniden sevgili oluruz. Olmaz mı? Ne yapıyorsun ya sen? Kendine gel Tolga, olmaz öyle bir şey. Oğlum onun ne işi var lan burada? Kaydını buraya aldırmış. Ya bıraksana kolumu. Ayşe'yi rahatsız mı ediyor lan bu? Ömer dur, Ömer! Şişt. Hayır dur oğlum. Ayşe gel buraya. Vay, şampiyon. Hoş geldin. Hoş geldin abilerin abisi. Seni rahatsız mı ediyor bu? Yok etmiyor. Ömer gerçekten etmiyor. Siz sevgili mi oldunuz? He. Biz neler kaçırmışız ya. Ömer. Hadi Ayşe'yi de al sınıfa çıkın abicim. Tabii tabii gidin siz. Gidin de Tolga Ömerciğin yemesin kıtır kıtır. Geçen sefer boğazında kalmıştı. Nasıl olacak o iş? Gidin siz Ömerciğim, gidin. Biz zaten bir problem varsa abinle hallederiz. Alışkınız nasılsa. Sendin. Hatırladım. Sendin değil mi lan? Ha? Sen soldun dükkanı. Ha? Ömer dur, Ömer. Sen soldun dükkanı. Ne diyorsun oğlum? Yürü git. Abi gördüm, ayakkabısını gördüm. O soydu, gel lan. Lan oğlum, hayal mi görüyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hayal, sen çaldın. Gördüm oğlum. Ömer, tamam, Ömer. Oğlum bana bak lan. Şişt. Ömer doğru mu söylüyor? Eğer var ya, bak. O telefonları çalıp suçu Ömer'in üstüne attıysan, bunu senden çok kötü çıkartırım. Ne yapıyorsun sen, pardon? Senin son yediğin dayak yetmedi galiba sana, ha? Ne olur kardeşime dokunma. Ne olur onu rahat bırak diye bana yalvardığın günleri ne çabuk unuttun sen, ha? O gün senin haline acıdım diye mi senin bu bütün yaptıkların? Ha abisi? Ne diyorsun oğlum, ne daya? Abicin seni dövmeme kıyamadı, geldi kendini de öldürdü. Bilmiyor muydun ufak kardeş? Haberin yok muydu senin? Sen illa kendini öldürtken ha? Ömer, Ömer! Aa! Ne vahşi bir şeysin sen be! Kavga etmeden duramıyor musun? Kümeste yaşamaktandır o. Kendini horoz dövüşünde zannediyor galiba. Hadi oğlum hadi. Hadi bas git. Hadi uğraşma bizle. Hadi hadi hadi. Hayırdır? Sen kime emir veriyorsun? Hı? İster bulaşırım. İster döverim. Oğlum, bak bana. Bak benim kardeşim, benim zayıf noktam. Sana çok kötü şeyler yaparım. Keyif için duvardan duvara vururum seni. Duydun mu beni? Ne oluyor burada? Niye herkes buraya toplandı? Hocam, şu ikisi arkadaşımıza saldırıyor. Öyle mi? Yok hocam ya, hiç olur mu öyle şey? Biz şakalaşıyoruz sadece arkadaşlarla. Hadi, yine de dağılın bakalım. Zaten birazdan zil çalacak. Gerginlik, taşkınlık bu okulda sevilmez. Aklında olsun. Tolga, ne oluyor? Neden bunları koruyorsun? Bak Harika, ben eğer biriyle bir derdim varsa gidip de hoca ile ispiyonla halletmem. Gider kendim çözerim. Belli oldu. Bundan sonra biriyle değil, bunların ikisiyle birden uğraşacağım. İkisini de mahvedeceğim. Abi ne diyor çocuk? Ne daya? Ya yok bir şey oğlum, saçmalıyor. Abi doğruyu söyle bana.
Beni korumak için dayak mı yedin sen? Ya oldu öyle bir şey işte. Abi niye yaptım öyle bir şey ya? Ya bak Ömer, benim senden bir tane isteğim var. Okulunu bitir, beladan uzak dur, doğru düzgün bir adam ol. Bu kadar ya, bu kadar oğlum. Ya ben senin bulaşmanı istemiyorum, ne o çocuğa ne başka birine. Bak, benim gözüm var ya, senin yolunun üstünde oğlum zaten. Ben hep bakıyorum oraya. Eğer senin başına bir şey gelirse var ya, ben korurum oğlum seni. Anladın mı beni? İyi ki senin kardeşinim, iyi ki abimsin. Oğlum, sevgilim bakıyor lan. Şimdi böyle olmaz yani. Hadi git kızın yanına, ayıp olmasın. Tamam, kaçtım ben. İyi misin? Ömer. Harika'yı da alıp odama gelir misin lütfen? Tamam hocam. Tamam. Kaçtın mı? Kardeşlerinin bursunu falan anladım da. Kadir'in ne işi var burada? O da Akif amcanın koca yürekliliği işte. Bir işi olsun diye bu varoşu da buraya soktu. Günaydın gençler. Günaydın. Ne o? Üç silahşörler ayrı mı hala? Barışmadınız mı Harika'yla? Ay yok. Kafasına bir şey geçirmeden kendimi ödeşmiş saymam. Kıçık. Başka senin yerine geçirmiş anlaşılan. Ne oldu sana? Şimdi adım o vahşiyle aynı cümlede geçince neden sinirlendiğimi anladınız mı? Yeterli mi bu sizin için? Ömer mi yaptı bunu? Evet canım. Harbi mi diyorsun? Hafta sonu sizde kalmasının bedeli biraz ağır olmuş galiba. Çok geçmiş olsun Harika. Gerçekten psikopatmış ya. Öyle. Sağ ol canım. Ben iyice tilt olmaya başladım bu herife. Gel biz eşyalarımızı bırakıp bir kahve içelim ya ha. E tabii. Kimse bir ağzının tadıyla hakkını bildiremedi ki Ömerciğe. Bildireceğim ben, bildireceğim. Sen merak etme. Hem de öyle bir bildireceğim ki... o Denyo abisiyle beraber ailecek bildireceğim. Hepsini paket edeceğim. Ya ben Bandırfon'un böyle bir manyaklık yaptığına hala inanamıyorum. Kafam allak bullak. O kız ayran budalası gibi bakmandan zaten kafanda bir sorun olduğu belliydi Olcan. Tescillenmiş oldu böylece. Ya boş boş konuşma sister ya. Zaten durum çok acayip. Wonderful'un bu yaptığı var ya... en kral psikopat manyak filmde yok bak söyleyeyim. Ya kendi kendine vurmak ne demek? Olcan kapatsan bu konuyu ya. Zaten karşılaşacağım diye gerginim. Sen niye geriliyorsun ya? Bırak o gerilsin. Manyak olan o. Hem de ne manyak? Bir sen anlamadın bunu kardeşim. Siz geçin, ben şu ilanları asıp geliyorum. Tamam, sınıfta görüşürüz. Ne işi, ne ilanı? Küçük sınıflara ders vereceğim. Yani niyetim o. İyi fikir oğlum, süpermiş. Fikir iyi de, bakalım üç yeri bulabileceğiz mi? Dövüş dersi verseydin, senin için daha iyi olurdu. Anlamadım. Harika yaptığını gördük de. Ya kardeşi olacaksın bir de. Yaptığın o kadar korkunç ki. Bir şey yapsaydı haklı olabilirdiniz de. Yapmadığı için boş boş konuşmayın isterseniz ha. Hadi. Anlamadım. Boş ver Olcan. Belli ki Harika doldurmuş bunlar işte.
baksana şunların bakışlarına ya. Kızım sen manyak mısın? Senin derdin ne? Bunu sen mi söylüyorsun gerçekten? Tescilli manyağın kim olduğu belli bence. Hala yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Şampiyon sen bir geri dur istersen. Kes sesini. Bunu sen yaptın. Sen kendi kendini yaraladın. Sen hayal falan mı kuruyorsun? Aa, kafan mı iyi senin be? Bana bak. Hadi Tolga'yı kendine dengin gördün, saldırdın falan da. Hiç mi utanmadın bir kız el kaldırırken ha? Ben Harika'ya el kaldırmadım. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Değil mi? Ha, kendi kendine oldu diyorsun yani, öyle mi? Ya siz hala ne tartışıyorsunuz burada? Evet, Harika yaptı. Annesiyle Ömer'in arasını açmak için. Çünkü deli gibi kıskanıyor onları. Aa! Ne kıskanacağım bunu be? Hem annem onu sevseydi kovmazdı. Anlatmadın mı bunu kardeşlerine? Vay! Anne oğul draması sona erdi demek ha? Sen de geç buldun, erken kaybettin be Ömercik. Çok yazık. Ne oldu? Çok mu hoşuna gitti? Duygusuz, ruhsuz vampir. Ne olacak? Ya niye öyle diyorsun ama tatlım ya? Benim de duygularım var, biliyorsun bunu. Üzme beni. Ay. Ya bak şu an çok sevindim gerçekten. Ne mutlu bana seni üzdüysem. Ya bayılıyorum bu aşk nefret ilişkimize var ya, bayılıyorum ya. Ne oğlum, hayırdır? Aşk meş, ha? Ay üf. Ay sıkıldım sizden, çok sıkıcısınız ya. Nefret ediyorum hepinizden. Ya sen galiba bizim sana bayıldığımızı falan zannediyorsun. Senin etrafında dolaşan insanlar bile senin manyaklığından korktukları için yanındalar. Bil diye söylüyorum. Pardon? Ne manyaklığı mı gördünüz ya? Ay ne manyaklığı mı gördünüz diyor ya. Hangisinden başlayalım bebeğim? Daha geçen gün Doruk'u kıskandın diye sınav kağıtlarını çalıp Asiye'yi suçlamadın mı? Yüzüne gerçekleri vurdum diye beni de soğuk hava deposuna kapattın mesela. Uydurma ya. Yalancı pislik. Ağır ol. Harika, vallahi çok sıkıldım senin şu sıfat tamlamalarından ha. Harika. Bir daha benim hakkımda kimseye yalan yanlış konuşma. Seni son kez uyarıyorum. Ya bir şey diyeceğim. İki saattir konuşuyorsunuz, dinliyorum. Herkes de bir atar tutar. Harika'ya ne olacakmış pardon, ağzını açarsa? Sen bir bahsetsene bana ondan. Seni ilgilendirmez. Sen niye sürekli benim ayağımın altında dolaşıyorsun ya? İlgilendirir, ilgilendirir. Oğlum bak zaten sana sinir oluyorum. Dövdürtme kendini bana. Sen kimi dövüyorsun lan, çubuk kraker? Oğlum buna bak. Şşşt, oğlum. Yavaş lan. Hop çekil, bas lan geri. Bak seni bir daha döverim. Bu sefer Allah'ın kulu elimden alamaz ha. Çocuklar, ne oluyor burada? Hocam şimdi biz arkadaşlarla eğleniyorduk. Yani... Zil çaldı derken sınıfa. Hadi içeri. Hesaplaşacağız Ömercik. Ha. Ömer. Herkes toplanmıştı. Bir şey mi oldu? Harika ve saçmalıklar işte. Yani özeti bu. Ne yaptı yine? Anlatırım gel. Asiye. Asiye bir bekler misiniz? Asiye. Ya neler oluyor? Biriniz anlatabilir mi acaba? Dün gece çok büyük bir yanlış anlama oldu. Ya saçma sapan bir pozisyonda bulduk kendimizi. O anda bu fotoğrafı çekmişler işte. Ne demek yanlış anlama oldu ya? Ne yaptınız siz? Dün nereye gittiniz? Anlamıyorum hiçbir şey. Şok şok şok. Kümes gülünün gizemli geceleri. Harika. İşine bak sen. Alp'in doğum gününe gitmeyerek hata etmişiz demek ha? Vallahi maçı tercih eden sendin kanka. Bu karıyı göreceğimi bilsem bir sene daha beklerdim şampiyonluk için. Yalnız Alp ve Asya ne alaka? O kısmı çözemedim hala ben. Eh be Berko. Oğlum ben tezgahladım işte. Neyini anlamadım onu? Vay entrika reis. Helal sana. Asya. Ne bu fotoğraf? Ne oluyor?
Ömer vallahi bak düşündüğün gibi bir şey değil, yemin ederim. Kızım ben bir şey düşünmüyorum. Ne oldu onu soruyorum. Asiye ne oldu? Ömer tamam. Önce biraz sakin etsin. Al su içeceğim. Oyuna getirmişler bizi dün gece. Garsonluk yapmaya gittiğimiz yerde başka bir şey sandılar bizi. Bir dakika anlamadım. Ne demek başka bir şey sandılar? Kızım doğru düzgün anlatsana şunu. Ne sandılar? Parayla işte onları eğlendirecek kızlar olduğumuzu zannetmişler. Sen ne dedin? Şey sanmışlar. Şey. Ay yazık minnoşlar mahvoldu be. Asiye. Sen eskort daha mı başladın? Kafe mafe yetmedi. Yeni bir şeyler mi deneyeyim dedin? Güzel. Bana bak. Defol git elimden gaza çıkmasın. Ben gerçekleri söylüyorum. Söylemeyeyim mi? Söyleme. Kapa çeneni ve yok ol buradan. Ne oldu? Ağrına mı gitti sevgilinin yeni işi? E sen yeterince para sağlayamamışsın. E kız da kendince bir çıkış yolu aramış. Harika bak. Asiye hakkında düzgün konuş yoksa mahvederim seni. Tamam? Doruk tamam dur. Siz gerçekten tiksinçsiniz ama. Halbuki nereden çıktı bu garsonluk işi? Kim ayarladı sizi? Selim'in kafesinde gelen bir kız. 3-4 kişi doğum günü kutlayacaklar. Siz de garsonluk yapın, gecede 1.000 lira alın dedi. Zaten Asiye'yi ben zorladım. O istemedi başından beri gelmek. Aferin sana sister. İyi alt ettin. Anasının kızı zaten. Parayı görünce... Şş! Oğulcan, üzerine gitmek için doğru bir zaman değil bence. Asiye bak, ben özür dilerim tamam mı? Yanlış anladığım için çok özür dilerim. Ama orada olan biteni bize anlatmanız lazım. Yani bu şerefsizler size bir şey yapmaya çalıştı mı? Ne oldu orada? Ne oldu oğlum? Ne saçmalıyorsun sen ya? Tamam tartışmayın. Düşündüğünüz gibi bir şey olmadı zaten. Biz rahatsız olduk, hemen geri dönmek istedik. Çocuk, fotoğraftaki çocuk da beni zorla kendine çekince ben de ittirdim, tokat falan attım. O da sinirle beni ittirdi işte. Kafamı çarptım yere. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Sen niye söylemedin bunları bize? Ya başının arkasına uzun kenarına çarpmış, biraz kesilmiş. Gece pansuman yaptık, geçti. Ben inanamıyorum size ya. Burnumuzun dibinde yaptıklarınıza, yaşadıklarınıza inanamıyorum. Kim bunlar? He? Kim? Ya Ömercik. Geçmiş olsun. Galiba senin kardeşin kötü yola düşmüş. Ben seni düşüreceğim kötü yola. Oğlum bak senin kemiklerini kırarım ha. Kemiklerini kırarım. Ömer. Seni kullanmayacağım. Seni öldürürüm oğlum. Ömer tamam. Dün gece Asiye ile bir garsonluk işi için doğum günü partisine gittik. Bizi çağıran kız garson değil, başka bir şey olarak tanıtmış bizi. O dediği şey olmadığımız zaten ortaya çıktı o fotoğraf çekilince. Sonra da herkes dağıldı, tamam mı? Kafanızdan salak salak senaryolar kurup fotoğrafın önünü arkasını tamamlamayın hiç. Bütün olay bu, bu kadar, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Aybike de mi oradaydı? He, oradaydı. Ya Aybike, şey soracağım. Kaça geliyorsunuz partilere? He? Olcan dur tamam. Lan oğlum gebertirim lan seni. Doğru konuş. Oğlum her gün biz seni mi döveceğiz lan? Akıllansana az. Arkadaş dayak arsızı çünkü. Başka türlü akıllanmıyor. Yakışıklı prens. Bence sen o çeneni kapat da kendi kız arkadaşına sahip çık önce. Ne diyorsun lan sen? He? Öldürürüm lan seni. He? Tamam. He? Gel. Gel. Doruk tamam. Doruk. Tolga. Efendim hocam. Ne oluyor burada? Bir şey yok hocam. Dün gece şampiyon olduk ya. Onu tartışıyoruz arkadaşlarla. Onun harareti bu. Daha sessiz. Daha sakin olsun o zaman. Küçük sınıflar sizleri örnek alıyor. Unutmayın. Tabii tabii hocam. Çok haklısınız. Hadi Tolga. Gidelim biz ha. Gidelim kanka. İyi dersler herkese. Thank you.
bakalım neredeymiş. Güzel. Hala oyuncaklarla oynamak falan da ne bileyim. Madem sahnedesiniz... ...görkemli bir final olsun o zaman değil mi? Bundan sonrasını da siz düşünün. Tolga! Hayırdır? Ne işin var senin okulda? Niye kanka ya? Gelemez miyim? Yok oğlum, gelirsin de sen normal öğrenciyken bile bu saatte gelmiyordun, ondan dedim. Hiç ya, şu dekor, kostüm, aksesuar merak ettim de öyle gelip bir bakınayım dedim. Hmm. Neyse, kaçtım ben. Bana bak, kimseye söyleme ha beni burada gördün, hadi. Bir dakika, bir dakika. Ne demek kimseye söyleme? Kahretsin ya, gel gel geç. Ne oluyor oğlum? Geç. Tolga! Ne yapıyorsun oğlum ya? Geç. Ne işler çeviriyorsun oğlum sen? Senin şu güzel oyununa birazcık gerçeklik algısı katmaya geldim diyelim. Nasıl yani? Yani biraz korku ve kaos ortamı seyircinin ilgisini daha çok çeker diye düşündüm. Düşünsene, Ömercik tetiği bir çekiyor. Yakışıklı prens Doru Katakul gerçekten kanlar içinde yerde. Nasıl ama? Bir daha hiç unutulmaz bu sahne değil mi? Gerçekten kanlar içinde derken, ne demek istedin sen şimdi burada? Demek istedim ki senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim. Bir dakika. Sen şimdi diyorsun ki Doruk'u Ömer'e ciddi ciddi vurduracağım. Doğru mu anladım ben? Hı hı. Nasıl? Senin de hoşuna gitti değil mi? Bakayım. Gerçekten biraz ağzın sulandı ha. Hoşuma falan gitmedi Tolga. Manyak konuşma oğlum. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun lan? Ha? Çık şuradan. Hayırdır, nereye? Yaptığın saçmalığı düzeltmeye. Çık şuradan Tolga. Ya, dur diyorum işte ben de sana. Tolga çık şuradan. Dur dedim. Sen harbiden manyağı bağladın ama ha? Abi Berko. Bu son onlar istediler oğlum. Bu sefer hak ettiler. Sana. Bak kafan kanıyor, yaralanmışsın çocuğum. Tolga. Silah gerçek silahla değiştirmiş. Ne? Oğlum ne diyorsun sen? Provadaki silah gerçeğiyle değiştirmiş. Durdurmazsanız Ömer Doruk'u gerçekten vuracak. Oğlum ne diyorsun sen ya? Şaka mı bu? Şaka mı yapıyorsun sen? Şaka falan yapmıyorum. Durdurun onları. Gerçekten vurulacak Doruk. Hayır ya. Hayır. Ne? O kadar kötü bir çocuk mu bu? Nerede o prens? Nerede dedim? Evet kralım.
kızınızı sevmiyor. Tek isteği sizin sahip olduklarınız. Hazineniz, tahtınız, her şeyiniz. Sen bayağı kendini oynuyorsun ha. Sus be, gerizekalı. Madem sahtekarsın, o zaman cezanı çekeceksin. Silahımı getir. Kızımdan uzak duracaksın. Atını al, ülkemi terk et. Yoksa seni öldürmek zorunda kalırım. Atını al ne ya? Oğlum ben mi yazdım? Nereden bileyim? Hayır baba. Olmaz. Seviyorum onu. Hayır kızım. Bir hainle evlenemezsin. Seviyorum prensesi. Hem de çok seviyorum. Amacını biliyorum. Beni öldürüp krallığımın başına geçeceksin. İzin vermem. Silah efekti hazır olsun. Patlıyor şimdi. İkimizden biri ölecek. Ben kötü kralım. Bana bir şey olmaz. Bu ölümü sen hak ettin. Amca! Amca! Keşke elim kırılsaydı da basmasaydım o tetiğe. Amcam benim yüzümden bu hale geldi. Hepinizden özür diliyorum. Ya ne özür Ömer? Nereden bilebilirdin ki? Asiye haklı Ömer. Ya eğer böyle düşüneceksen hepimiz benzer şeyler söyleyebiliriz. Niye bu okuldayız? Niye o tiyatro oyununda oynadık? Ya bir sürü şey var böyle değil mi? Boşuna kendini yiyip durma. Yani yapma bunu kendine. Ömer. Oğlum olayın ne seninle ne bizle alakası var? Hepsi o ruh hastasının suçu. Aynen öyle. Tamam hadi ya toparlayalım kendimizi. Böyle durup durup üzülünce elimize bir şey geçmiyor yani. Aybüke,
bir gelir misin? Benim kardeşim de buna yüz veriyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ya belki geçmiş olsun diyecek olucan, abartma. Olaydan sonra doğru düzgün konuşamadık. Tamam, inanması senin için zor ama... bak ben gerçekten çok üzgünüm. Yani Tolga'nın bu kadar kötüleşeceğini hiç tahmin edemedim. Bir dakika, bir dakika. Yalnız en büyük korkum gerçek oldu gibi hissediyorum şu an. Sen beni mi suçluyorsun yoksa? Hayır, seni suçlamıyorum. Ama yani sen o pislikle arkadaştın belki. Bu tabii ki de beni ilgilendirmiyor ama... İlgilendirir. Yani keşke. Keşke benimle ilgili her şey seni de ilgilendirse. Sana hayranım biliyorsun. Seviyorum seni. Belki şu an seninle tatlı tatlı kavga edemeyeceğim. Hiç o kafada değilim. Allah kahretsin ya. Olanlardan haberiniz var mı? Ne oldu? Tolga'yı serbest bırakmışlar. Nasıl ya? Gözaltında değil miydi o? Oğlum sen öyle demedin mi bize? Evet, babam öyle söyledi. Karakoldan çıkarken fotoğraf atmış gerizekalı. Ne yazmış altına? Küçük bir yanlış anlaşılma. Tekrar aranızdayım gençler. İyi de nasıl bırakılır? Doğru öldürmek istedi, amcam sakat kaldı. Bunun bu zengin babası var ya, bir avukat ordusu toplamıştır, kurtarmıştır oğlunu. Biz de anca böyle başımıza gelen felaketin arkasından ağlayalım. Ya gidelim bulalım şunu Doruk. Ağzını yüzünü dağıtmak istiyorum. Aynen öyle kanka, ben de. Hadi. Hadi. Bir dakika, bir dakika. Bu saatten sonra anca beraber, kanca beraber. Hadi o zaman. Ömer. Ne olur dikkatli olun. Merak etme, çok dikkatli döveceğiz. Ha, Asiye, hocaya bir bahane bulursunuz. İyi ki gider, rehberlik zaten idare ederiz. Hadi, hadi. Yalnız ben bir öpücük vermeden iyi yumruk atamıyorum ya. Lan oğlum, hareketlerine dikkat etsene. Oo, magic. Maçoluk mu yapıyorsun sen ya? He, yapıyorum. Hadi, çabuk ol. Tamam, tamam, tamam. Geldim. Gençler, bakın iki yumruğu ben atacağım, he, ona göre. Vallahi söz veremiyorum dostum. Siz bir sakin olun ya, bir durun bakayım. Selam Dali. Tolga evde mi? Berk Bey, Tolga Bey, bugün. Ne var? Ne oluyor? Aa, merhaba Tarhan amca. Ya Tolga'nın serbest kaldığını öğrendik de bir gelip konuşalım dedik arkadaşlarla. Demek bir de utanmadan Tolga'yla konuşmaya geldin ha? Biz sana kaç kere kapımızı açtık, kaç kere soframıza oturttuk Berk. Sen ne kalleş, ne ahlaksız bir adam çıktın böyle ya. Hiç mi utanmadın oğluma suç atarken? He? Bu ne yüzsüzlük ya sendeki? Suç atarken mi? Evet, suç atarken. Oğlum gerçekten senin dediğin o manyaklığı yapmış olsaydı serbest bırakılmazdı değil mi? İlla bir delil, bir şey bulurlardı. Yani siz öyle diyorsanız haklısınız tabii de. Yine de biz bir konuşsak, yani eski arkadaşlar olarak bir aramızda halletmeye çalışsak ha? Hayır efendim, konuşamazsınız. Benim oğlumun sizin gibi sahtekar arkadaşlara ihtiyacı yok. Zaten bu saatten sonra isteseniz de yüz yüze konuşamazsınız. Yurt dışına gidiyor Tolga. Uçağı da bir saat önce kalktı. Bırakın oğlumun peşini. Anladınız mı? Bırakın. Yarım saat önce şunu atmış. O zaman uçaktan paylaştı bunu. Nereden attıysa attı. Şimdi defolup gidin evimin önünden. Ya bir vedalaşsaydık ama ya. Ya bu adam çocuğu gözümüzün önünde dövmedi mi? O zaman ne mal olduğunu biliyordu da şimdi mi inanmıyor yaptığına?
Bence o da biliyor yaptığını. Yurt dışına kaçırmadan önce bir güzel pişman etmiştir oğlunu. Eminim yani bundan. Ya Allah kahretsin şu zenginleri. Evet kahretsin, hiç bakmayın oğlum öyle. Bir garipsiniz ama kabul edin. Vallahi Oğulcan, seni severim bilirsin ama ben tam zamanlı eleman arıyorum. Siz, biz okula gideceğiz. Okuldan döneceğim diyorsanız bu bana uymuyor. Ya yapma ama abi ya. Ya yarım zamanla idare edeydin, olmaz mı? Olmaz aslanım, uymaz. Yok, iş çok burada. Yetmez yarım gün. Yapacak bir şeyimiz yok, kısmet. Abi bize uygun bir iş olursa ya da duyarsan haber verir misin? Vermez miyim? Veririm tabii. Bizim mahallenin çocuklarısın sonuçta. Eliniz ekmek tutsun isterim ben de. Sağ ol abi. Tamam, görüşürüz. Eyvallah abi, görüşürüz. Uğursuz. Vallahi doğru diyorsun Olcan. Sıkıntı bende galiba. Nasıl ya? Ben bir kurşun falan mı döktürsem ya? Oğlum bırak kurşunu murşunu. Manyağı bulduk. Ne manyağı Olcan? Lan bu yurt dışına kaçmamış mıydı? Demek ki biz evdeyken oradaymış. Kesin. Biz bunu nasıl yedik ya? Ne yapıyor? Doğru arıyor. Biz buna şimdi saldırırsak arabaya atladığı gibi basar gider. Onun da araba var, bir şekilde yakalarız. Doğru diyorsun. O zaman onlar gelene kadar ben de oyalayacak bir şeyler bulayım. Ne yapacaksın lan onunla? Görürsün. Alo Doruk. Yuva eksik diyor. Taksi falan ne yok ortada? Ya oğlum taksi bakılmıyor mal ya. E taksiye binip gidersen ne yapacağım ben? Taksinin bütün tekerleklerini mi patlatayım? Ha, oğlum bir dur, sakin ol. Ah, geldiler. Ne oluyor ya? Biz geldik. Parti başlasın. Ne oluyor da? Hayırdır Tolga? Bir yere mi gidiyorsun? Hayırdır lan? Gerilim mi veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bence ne yapacaksınız yapın, uzatmayın. Yok be. Biz sana böyle dinlene dinlene girişmeyi planlıyoruz. Yalnız ben seni çok psikopat gördüm, yakışıklı prens. Yalnız daha bir şey görmedin. Biraz sabır. Boğma yaptığın şerefsizliği polise anlatmamışsın. Belki bize anlatırsın ha? Diyorsun. Tolgacığım. Sen mi binersin arabaya yoksa biz zorla mı sokalım ha? Ne yapalım? Çıkış şuraya. Bin. Nasıl mekan Tolga? Ya benim baba burayı satmayı düşünüyormuş. Neymiş efendim? Çok ıssızmış. Çok korktum ya. E ne yapacaksınız? Beni öldürüp ormana falan mı gömeceksiniz? Nedir? Biz senin gibi manyak mıyız oğlum? Ha.
Yani şiddet yok. Ben baya baya tatil yapacağım ha. Evet evet. 5 yıldızlı tatil yapacaksın içeride. Hatta çok güzel bir masaj seansıyla ben açılış yapacağım sana. Böyle bol aksiyonlu ha. Güzel. Ben masaj severim, iyi düşünmüşsün. Doruk, ben daha fazla tutamayacağım kendimi ha. Hadi sokalım şunu içeri. Bence de içeri girsin ya. Belki içeride fikri değişir. Belki daha ciddiye alır. Vay be. Berk de sonunda Westside'e geçmiş. Güzel. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu kızıl vampiri var ya... senin kız kardeşine fena yanık ha. Haberin olsun. Lan oğlum bak, kardeşim adını bir kez daha ağızlanırsan konuşacak ağzın kalmayacak ha. Ona göre. Oğulcan sakin. İçeri sakla kendini. Gel sen gel. Ya ne içeriymiş arkadaş ya. Hayır, sanırsın eğlence parkına giriş yapıyoruz. Hadi girelim bakalım. Geç içeri sen, geç geç. Geç içeri geç sen. E ne yapacağız şimdi burada? Bayağı misafircilik falan mı oynayacağız? Yok ya, o kadar bayık olmasın. Cesaret mi, gerçek mi oynayacağız? Ya da dur bakayım. Eziyet mi, gerçek mi diyelim biz ona ha? Ya illa oyun diyorsunuz yani. Şöyle sıradan hepinizin ağzını yüzünü kırsam sizi kesmiyor ha? Ya ben çıldıracağım ya. Sen oğlum ne iğrenç, ne pislik bir herifsin. Tiyatrodaki silahı gerçek silahla değiştirdiğini itiraf edeceksin. Vallahi Ömerciğim, ben ifademi verdim. Eğer çok merak ediyorsan açıp okursun. Oğlum şerefsizlik etme lan. Senin yüzünden masum bir adam sakat kaldı oğlum. Ne konuşuyorsun sen hala? Oğlum siz ne yaptınız lan bu adama? Bu kulaklar neler duyuyor Berko? Bayağı duyar kasar olmuşsun sen oğlum. Aa, sıkıldım. Bak. Oyunu tersine çeviriyorum. Önce eziyet, sonra itiraf. Gerçeği söyleyene kadar aç, susuz ve kapalı kalacaksın. Belki o zaman aklın başına gelir. Tolgacık. Lan! Gel. Oğlum, siz mal mısınız? Kaç gün tutacaksınız beni burada? Bak babam bulur ha hepinizi, söyleyeyim. Hapislerde çürürsünüz yani. Vallahi Tolgacığım. Hiç hoşuma gitmeyerek söylüyorum ama bence babam bile aramıyordur, biliyor musun seni? Hani evlat olsan sevilmezsin dedikleri var ya. Aha işte o net sensin. Ya böyle bir sesi kesilince daha bir çekilir oldu sanki ha. Böyle peluş pandalar gibi oldu ha. Ne yapsak? Hani itiraf etmezse dilini mi koparsak ha? Bir düşünelim. Güzel fikir. Evet. Tik tak Tolgacık, tik tak. Süren başladı. Ben artık böyle ara sıra gelirim. Aklın başına gelmiş mi diye seni bir kontrol ederim ha. Yalnız sana çok küçük ve kötü bir haberim var. İtiraf etmeden buradan çıkış yok. Bunu kafana sok. Bu kafana. Şişt. Biz böyle büyük büyük konuşuyoruz da... bunu ne kadar tutacağız burada? Ya bir gece kalsın işte, sonra tırsar zaten gerizekalı. Ama biz çok çaktırmayalım da belli etmeyelim. Bence an itibariyle korkmaya başladı bile. Aynen. Hadi Berko. Sana da iyi istirahatler olsun. Bak dur bak. Doldur. Ömer'im, iki yarım tavuk alıp geliyorum. Olur abi, yeriz ya. Bayram. Olur. İyi hadi.
oğlum. Allah aşkına şunu şuradan kaldırın ya. Bu sehpa artık çok demode. Ayrıca şu pisliği de şuradan temizleyin. Buraya böyle müşteri falan gelmez. Sen ne arıyorsun oğlum burada? Vallahi ne yapacaksın? İnsan çok isteyince devasını da buluyor, belasını da Ömercik. Ama belli ki sen bunu bilmiyorsun. Ne istiyorsun? Konuşmak. Konuş. Sen ve senin o çok bilmiş kardeşin, bundan sonra Cemile ile aramızdaki ilişkiye karışmayın. Ayrıca şu aptal düşüncelerinizi de kendinize saklayın, tamam? Niye? Gerçek yüzünü görüp suratına bakmaz diye mi korkuyorsun? Mantıklı ama. Olabilir. Sana herhangi bir açıklama yapmayacağım Ömercik. Sen sadece benim dediğimi yap. Cemile ile aramdaki ilişkiye karışma, o kızın da kafasını bulandırmayın. Bulandırmıyoruz zaten. Sadece seninle ilgili gerçekleri anlatıyoruz. Mesela Aybike ile Asya'ya yaptıkların. Hani canın acıyınca milletin de canını yakıyorsun ya. Hah, ondan bahsediyoruz işte. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki Ömercik, herkes değişebilir. Ben de değiştim. Anladın mı? Bundan sonra aramızdaki ilişkiye karışmayın. Senden son kez rica ediyorum. Karışma. Artık şu yakamdan da düşün. Senin yakamda olduğumuz falan yok oğlum. Biz sadece Cemile'yi önemsiyoruz. Yoksa istediğinle git, otur, istediğinle kalk. Bize ne? Anladım. Yani sen bana diyorsun ki, ben sizin ilişkinizi karıştırmaya devam edeceğim. İstediğim gibi sizi ayırmaya çalışacağım. Her türlü pisliği yapacağım diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Evet, doğru anlıyorsun. Onu rahat bırakana kadar, ondan uzak durana kadar elimden geleni yapacağım. Onu kandırmışsın ya bir şekilde. Ben senin değiştiğine inanmıyorum. Oğlum bir şey soracağım. Ben niye sürekli yaptığım şeyler konusunda seni bir şeylere inandırmak zorundayım lan? Ha? Kimsin ki sen? Oğlum bak, elimden bir kaza çıkacak. Hadi yürü git. Hadi bırak çalışayım, hadi. Hı, şimdi oldu işte. Kıvama geldin. Ömercik. Ha? Sende de aynı benim gibi bir sıkıntı var, kabul et. Sen de benim gibisin. Değil mi? Sen de damarına basıldığı zaman rahat duramıyorsun. İçin rahat etmiyor. Rahat duramıyorum, içimde rahat etmiyor. O yüzden seni burada öldürmeden hadi yürü git. Hadi. Oğlum. Bak sana son kez söylüyorum. Bundan sonra Cemile'ye benim hakkımda ileri geri konuşmayacaksın. Nokta, tamam? Hadi eyvallah. Konuşursam ne olur lan? Ne olur lan? Lan oğlum, ben senden bıktım sandım lan. Oğlum sen bela mısın lan? Oğlum sürekli ben seninle mi uğraşacağım lan? Ha, seninle mi uğraşacağım? Çekil lan üstüne. Çekil. Aa. Çekil lan üstüne. Oğlum, bundan sonra Cemile ile aramdaki ilişkiye karışmayacaksınız diyorum. Karışırım oğlum. İstediğim gibi karışırım lan. Ha? Sana mı soracağım, ne yapacağım? Ha? Karışmayacaksınız lan. Karışmayacaksınız diyorum. Yine anlamıyorum bunu. Bırak lan. Bırak lan kardeşimi. Bırak. Gel lan buraya. Oğlum, senin bu çocuklarla derdin ne lan? Ne istiyorsun lan bu çocuklardan ha? Birgit lan. Oğlum senin o kardeşim dediğin adamlar var ya, asıl onlar sürekli benim peşimdeler. Benim yakamı bir bırakmadılar. Oğlum Tolga mısın nesin? Seni gebertirim. Bas git lan burada. Bas git. Ömercik. Artık böyle olmasını da sen istedin. Al bak, temizleyebilirseniz temizleyin şimdi. Hadi eyvallah. Lan oğlum yürü git. Hadi. Tamam bırak, Allah'ından bulsun. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok abi. 27.000 diyor. Bittik biz. Sosyal hayatınızı renklendirmek için rafting, trekking, kampçılık gibi bir düzine aktivite planlıyoruz. Şimdi isterseniz yarınki etkinliğimizi seçelim. Kim bana yardımcı olmak ister? Ben. Gel bakalım. Seç. Sarı olan. Tamam, sarı. Açıyorum. Aç.
Paintball. Evet çocuklar. O zaman yarın sınıfça paintball'a gidiyoruz. Boya toplarıyla savaş mı yapacağız? Zevkli olabilir aslında ya. Sinir olduğun kimse yok mu sınıfta? Var. Var olmaz mı? Çocuklar merak etmeyin. Yarın tüm derslerden muaf olacaksınız. Yarın sabah okulda buluşup buradan hep birlikte serviste gideceğiz. Şimdi iyi dersler size. Şimdi bu paintball'un böyle bilmemiz gereken bir kuralı falan var mı? Vallahi ben de televizyonda gördüğüm kadarıyla Ömer. Yani işte ortada bir tane silah var. Hı. İşte renkli topları var. Ve sıkı sıkı ilerliyorsun. Tabii ben bütün tüpü Tolga'nın üstüne boşaltmayı planlıyorum. Deseniz de çok eğleneceğiz ya. Yalnız bunda gerçek mermi değil, boya atıyorsun. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu sefer öyle kolay kaçamayabilirsin ha. E olsun Ömercik, sen yine de bence öyle düşünme. Yani sonuçta bu bir hayat. Her şey olabilir değil mi? Doğru diyorsun. O yüzden dikkat et, ava giderken avlanma. Senin elin bence fazla uzadı. Ha, uzadıysa ne yapacaksın? Ömercik, oyundan çıkma vakti galiba ha. Bu herkese sevgili yalanını söylediğin için de. Doyuncu. Bu da benden olsun ya. Oyundan çıktın Kaan'cığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kaan'cığım, sen istersen yanına Ömercik'le Süsü'yü de al, dinlensinler. Arkadan vurmak tam senlik bir hareket ha. Alacağım ama intikamımı. E ne yapacaksın Ömercik? Hayaller ve gerçekler. Bremen mızıkacıları. Hoş geldiniz canlarım. Sen biraz fazla ileri gittin sanki. Ne anlatıyorsun lan sen? Ha? Mete abi diyeceksin bundan sonra. Ne diyorsun? Hoş mu sandım lan beni? Ha? Hani sen siz kızların yanına gitmeyecekmişim ya. Sonra? Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Ne diyorsun? Aynen. Yoksa böyle TNA'da kıstırırlar adamı. Başka ne anlatacaksın? Onu da söyle. Yetmedi çünkü bu bana. Ne sandın oğlum? Küçüme! Sen gel bakayım. Sen gel lan. Oğlum, ne oluyor ya? Varmış. Ayrılın çağırın sen. Ayrıl. Kim lan bunlar? Yani sen bayağı sağlammışsın Ömercik. Hem sana ne oğlum ya? Ha sana ne ya? Sana mı kaldı oğlum beni kurtarmak? Lan ben gelmesem adamlar seni patates edecekti. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Bak senin aklında gerçekten eğer böyle bana borçluk alacak falan diye bir mevzu varsa öyle bir şey olmadı Ömercik, haberin olsun. Sana yardım eden ne kabahat zaten ya. Lan belası. Tolga. Ya iyi misin? Ağzın burnun kanıyor. Kim yaptı sana bunu?
Yok yok, bir şey yiyeyim, bir şey yok. Ya işte bu şey var ya. Ömer mi yaptı? Sen onun yüzünden mi şu anda bu haldesin? Yani o kadar savunuyordun, ediyordun. Hani saldırıyormuşum falan ya ben ona. Al gördün işte kim kime saldırıyormuş. O kadar savunduğunu Ömerci görmüş oldum. Ya özür dilerim, gerçekten kusura bakma, sana inanmadığım için kendimi çok suçlu hissediyorum şu anda. Ya bak kızım, ben sana diyorum, bu herif bana kafayı taktı. Yani tam olarak bana neden kafayı taktı bilmiyorum. Ama bizi ayırana kadar elinden gelen her türlü pisliği yapacak. Tamam hadi gel, bir sağlık ocağına gidelim, bir gösterelim şu yüzünü. Gerek yok. Sen yanımdaysan ben bir şekilde hızlı hızlı iyileşirim. Tamam. Ve eğer sen yanımda varsan bana kolay kolay bir şey olmaz. Onu unutma. Özlemişim. Günaydın. Günaydın. Kimya ödevini yaptık mı? Yani ben dün gece bir şeyler yaptım. Ama yine bir grupça bakmamız lazım ya. Sıralı mı bunlar? Sıralı mı? Vay vay vay. Son vahşimiz de gelmiş. Hoş geldin. Vallahi çabuk döndün ha. Kolay yattın bakıyorum. Kuzi, hani ben sana demiştim ya, Tolga'yı bile çok özledim, burnum da tütüyor diye. Hiç öyle bir şey yok, tamam mı? Unut onları. O diyaloğu komple atalım biz. Ne bakıyorsun oğlum tip tip suratıma? Benimle mi kafamı patlatacaksın, ne yapacaksın? Allah onu bilmem de, sen böyle devam edersen ben senin kafanı patlatacağım. Adama bak ya. Herif katil olmanın eşiğinden dönmüş. Ama sen gelmişsin hala bana bu herifi savunuyorsun. Tolga. Tamam. Ne tamam? Bir dakika, bir dakika, anlamadım ben. Siz şimdi tekrardan iyi falan mı oldunuz? Ne oldu? Oğlum siz daha geçen gün aşağıda kantinde kavga etmiyor muydunuz? Hı? Birbirinizi dövmeye çalışmıyor muydunuz? Senin annen bu herifleri okuldan attırmak için ağzına geleni söylemedi mi? Ortalığı ayağa kaldırmadı mı senin annen? Şimdi ne oldu, tekrardan iyi mi oldunuz ne? Uzatma Tolga, uzatma. Oğlum siz şaka mısınız lan? Oğlum siz ne geri vites bir tayfasınız, dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? İki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz oğlum siz? He? Harbi diyorum, sizin ikinizden hiçbir cacık olmaz ha. Şimdi de kavga etmiyoruz diye mi deliriyorsun? Manyak mısın sen oğlum? Lan ben siz kavga etmiyorsunuz diye delirmiyorum. Ben siz ağzınıza geleni bu herifler karşınızda yokken söylüyorsunuz, ama herifler karşınıza geçtiği zaman susuyorsunuz diye deliriyorum. İşinize gelince ne güzel ağzınıza geleni söyleyin, ama işinize gelmeyince şu iki kızın önünde susuyorsunuz diye deliriyorum. Ne güzelmiş ya. Ne güzelmiş. Sonra neymiş efendim? Tek kötü çocuk Tolga. Tabii ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi diyorum, siz ikiniz çok akıllısınız ha. Dünyada çok kötü insan var. Ama sen bayrak taşıyanısın oğlum. Adam, katilliğe hapse giren kişi senin kuzenin de, ben değildim. Oğlum bak, ben katil falan değilim. Bilerek isteyerek de yaptığım bir şey de değildi. Kazaydı o. Tabii tabii. Zaten herkes öyle der. Tolga yeter. Yeter. Herkesi sen kendinle karıştırma. Hayırdır ya? Harika. Ne oldu? Biz Oğuzcan Hanım köylü tribine girecek diye beklerken birden sen mi girdin bu tribe? Ya sen kendinden başkasını düşünüyor muydun? Vallahi çok şaşırdım. Ben bencil olabilirim. Ama senin gibi pislik değilim. Diyorsun. Diyorum. Oğulcan'dan uzak duracaksın. Tamam? Yeter. Harika Oğulcan'ı savunuyor. Şaşırdım ben de. Durmazsam ne olur mesela? Hı? Ne yaparsın? Kalemimi, kitabımı falan mı çalarsın? Ya da çok özür dilerim, bileziğimi falan mı çalarsın? Ne yaparsın? Tolga, kimseye söylemeyecektin. Tutamadım işte kendimi.
sen kimseye söylemeyecektin. Öyle konuşmuştuk ya. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Hoşlandığın kıza senin nasıl bir tacizci olduğunu anlatalım. Ne dersin? Ne saçmalıyorsun be sen? Ha? Ne diyorsun? Ben saçmalamıyorum. Damarıma basma benim, çok fena olur. Oğlum sen gerçekten böyle bir şey yaptın mı? Harika, bir şey söyle. Bu manyak gerçekten böyle bir şey yaptı mı? Yapmaya çalıştı ama yapamadı. Ne anlatıyorsun kızım sen? Ne diyorsun ya? Olay öyle mi oldu? Siz de bence bir dellenmeyi bırakın. Önce bir dinleyin burayı. O olay tam olarak öyle olmadı. Ben sana doğrusunu anlatayım istiyorsan. Nasıl oldu? Sen gayet halinden memnundun. Biz seninle takılıyorduk. Sen de gayet eğleniyordun. Ve benden hoşlanıyor gibi davranıyordun. Ben de sen benden hoşlanıyorsun sandım. Tuttum sana yürüdüm. Sen gelip önce bana kendin yüz vermedin mi? Şimdi olayı nereye çekmeye çalışıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun? Ya sen ne diyorsun be? Ben seninle eve gelmek istemiyorum diye beni zorladın. Hayır cevabını alınca da küçümsedin. Yolun ortasında bıraktın beni be. Rahatsız ettin. Huzursuz ettin. Taciz değil de ne bu? Lan oğlum gebertirim ben seni. Lan gerçekten böyle bir hayvan. Ben seni bir döveyim. Ya sen ne? Ya yeter. Bir şey yapmanıza gerek yok. Tamam. Bitti gitti. Ama sen hoşlandığın çocuğun kim olduğunu öğren bence. Manyağın tek çünkü. Asıl manyak sensin be. Ulanım Tolga. Hepiniz iki yüzlüsünüz lan. Vallahi bak. Siz de önce kime inandığınıza iyi bakın. Ondan sonra gelip bana hırlayın. Ben seni bir döveyim ya. Ömer. Sen akıllanmayacağım başka. Ömer tamam. Kavga yok dedik. Değmez şuna. Aa bak bize savunduğun adam bu. Böyle bir pislik. Oğlum bizden uzak dur. Anladın mı? Uzak dur. Ha şimdi bakarsın peşin. Hadi bakayım. Harika. Tolga değil mi o? İyi akşamlar. Rahatsız etmiyorumdur umarım. Oğlum senin ne işin var lan burada? Yürü git. Gelmişsin böyle akşam akşam. Ben Cemile ile konuşmak için gelmiştim. He. Ama Cemile seninle konuşacak hiçbir şey kalmadığını söylemişti bugün. O zaman Cemile size doğru söylememiş ya da siz doğru anlayamamışsınız. Çünkü bizim Cemile ile konuşacak bir sürü şeyimiz var. Ama tabii bunu siz bilmiyor olabilirsiniz. Hadi sabah konuşursunuz o zaman. Hadi. Hadi yürü git. Ben bunu bir an önce konuşmak istiyorum Oğulcan ve konuşmadan da hiçbir yere gitmeyeceğim, tamam? İyi, o zaman sabaha kadar dikil orada bekle. Asiye, bak bence zorluk çıkarma. Hatta çağır Cemile'yi, bak konuşacağım insan gibi. Bir şey yapmayacağım. Pardon da, bir şey yapmayacağım derken... Hayır, yani ne yapabilirsin onu anlamadım da. Ben zaten ona bir şey yapamam Aybike. Siz bunun neyini anlamıyorsunuz? Cemile! Cemile bak hadi çık dışarıya, buradayım bir konuşalım, bak duyuyorsun beni biliyorum. Cemile! Oğlum sen ruh hastası mısın lan? Kafayı mı yedin, manyak mısın lan sen? Lan oğlum bak çekil önümden diyorum, kes sesini. Tolga tamam yeter. Ne işin var senin burada? Seninle konuşmak için geldim. Beni sadece yarım saat dinlemeni istiyorum senden. Başka bir şey de istemiyorum. Ben geçen gece seni sabaha kadar dinledim ve ikna olmadım. O yüzden seni ne duymak ne dinlemek istiyorum. Lütfen gider misin? Cemile, bak biliyorum sen böyle bir şey istemiyorsun. Yani benim buradan gitmemi istemiyorsun. E sen anlamamakta direniyorsun ama. Kız seni istemiyor, gitmeni istiyor işte. Evet, gitmeni istiyorum. Tamam. Rahat bırak beni. Bu insanları da rahat bırak. Olmaz. Ben seni bu kadar seviyorken senin beni bırakıp gitmene falan izin veremem. Senden izin istemiyorum zaten. Cemile! Şşş. Cemile bir dur! Bak lütfen.
Rica ediyorum dur, tamam? Beni dinle. Bak bir şekilde konuşalım, tamam mı? İkimiz baş başa ya içeride ya dışarıda ama bir şekilde konuşalım. Şu mevzuyu bir şekilde çözelim, bak ben senden başka bir şey istemiyorum, tamam? Siz de içeri geçin. Bak rica ediyorum lütfen. Oğlum seninle birini baş başa bırakmam için delirmiş olmam gerek ha? Tolga çekilir misin? İçeriye geçeceğim. Emin misin? Eminim. Tamam. Buyur geç. Ama şunu da unutma. Sen dışarıya çıkıp beni dinleyene kadar ben burada seni beklemeye devam edeceğim. Unutma. Tamam. Alo Ömer. Yeni işe başladık. Bir arayayım, bir sorun arkadaş ya. Ömer, Tolga geldi. Cemile'yi zorluyor konuşacağız diye. Ne diyorsun kızım sen? Evet. Olcan'la gerildiler şu an. Biraz sıkıntı var. Tamam, geliyorum hemen. Kardeşim, acil bir işim çıktı da. Beni idare eder misin? Tamamdır, sorun yok. Eyvallah. Senin scooter'ı alabilir miyim? Dikkatli kullanacaksan al. Ben de o iş. Gece gece seninle uğraşacağız bir de. Manyağı. Oğlum donduk lan burada, donduk. Sen sabaha kadar manyak gibi burada mı bekleyeceksin? Gitsen lan evine. Oğlum, kız inadı bırakıp çıkıp benimle konuşana kadar burada böyle aynen sabaha kadar bekleyeceğim. Sen git evine, ne yapıyorsan yap ya. Sobanın başında mı duruyorsun, ne yapıyorsan yap. Sabah yetmiyormuş gibi bir de gece gece uğraşıyoruz beyefendiyle ya. Cemile! Cemile bak burada bekliyorum. Hadi gel çık dışarıya bir konuşalım. Bak lütfen rica ediyorum sana ya. Ya sen bu şekilde neyi düzeltebileceğini sanıyorsun? Sen ne hakla bu saatte insanların evine gelip bağırma cesaretini buluyorsun kendinde? Cemile ben buraya bağırmaya falan gelmedim. İnsan gibi konuşmaya geldim. Zamanında konuşsaydın o zaman benimle insan gibi. Yalanlar söylemeseydin bana. Yok Mete yalan söylüyor, yok Ömer beni dövdü, o bu. Ben zaten senin yanındaydım, değil miydim? Ama artık her şey için çok geç. Duydun mu beni? Çok geç. Hep siz bulandırıyorsunuz bu kızın kafasını. Hep siz yapıyorsunuz. Hep sizin yüzünüzden bu hale geldi bu kız. Ya senin psikopat olduğunu anlamak için bizim yalan dolana mı ihtiyacımız var? Ay bir kere bize attığın çamuru unuttuk mu? Amcama yaptıkların her şey ortada işte. Asiye, siz de damarıma basmasaydınız o zaman ne yapayım yani? Damarına basmayacakmışız ya. Oldu paşam, başka bir isteğin var mı? Lan sen ne atlıyorsun lan oradan sürekli he? Sürekli atıyorsun kendini ortaya, bir şeyler söyleyip duruyorsun. Oğlum sen daha geçen gün katil olmanın eşiğinden döndün. Sen kime neyin ahkamını kesiyorsun lan? Sen şey değildin lan. O yanlışlıkla oldu gerizekalı. Tolga gider misin? Bak polis çağıracağım yoksa. O kadar oldu yani ha? Beni buradan yollamak için polis çağıracak kadar doldurdular yani bu herifler seni, öyle mi? Senin benim evimde ne işin var lan? Bence süper gereksiz kahraman ya. Yürü git lan, hadi evine, hadi. İpini koparan bizim eve geliyor arkadaş. Cemile, sen bunun için bana böyle davranıyorsun değil mi? Bu herif sana ne derse onu yapıyorsun değil mi? Bu herif sürekli senin kafanı bulandırıyor değil mi? Ama oğlum Ömer, ben sana şunu söyleyeyim. Ben sana bunu ödeteceğim. Ödetmezsen adam değilsin lan. Hadi abisinin gülü. Hadi. Ömer, Oğulcan. Ne oluyor oğlum ya? Bıktım ya. Ne oldu? Gene ne diye kavga ediyorsunuz? Ya bu psikopat bizim maçaya gelmiş. Cemile ile konuşmak istiyor. Evet, konuşmak istiyorum kız arkadaşımla. Ama senin bu işgüzar oğlanların bana izin vermiyorlar. Bir dakika, bir dakika. Bu saatte mi oğlum? Cemile, kızım sen bu oğlanla konuşmak istiyor musun? İstemiyorum. Onunla ne konuşmak ne de görüşmek istiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum. Duydun mu çocuğum? İstemiyor. Şimdi git, bir sakinleş. Sonra isterse konuşursunuz. Hadi.
Hala bakıyorsun ya. Hadi oğlum hadi. Tamam. Ben şimdi buradan gidiyorum. Ama bir daha geldiğimde bu evi sizin başınıza yıkacağım. Hadi, hadi. Vurma lan kapıya. Sus lan. Ömer. Cemile, tamam sakin ol. Geçti gitti, gel. Tamam hadi çocuklar, siz de içeri. Hadi, hadi çocuğum, hadi. Amca kusura bakma, seni de itle köpekle muhatap ettik ya. Doruk tamam, sakin ol. Ne oluyor Yasi? Bir şey oldu yok. Doruk yine saçmalıyor. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Ha? Saçmalıyor maçmalıyor, Asiye'yi hava mı atıyorsun lan? Ha? Doruk tamam, sakin ol. Ömer! Ne yapıyorsun lan? Burası mısın? Olcan! Lan oğlum, dur dur! Ha, dur! Gel lan buraya sen. Ömer, hayır! Ömer, lütfen! Ömer, hayır! Çekil lan! Ömer, hayır! Ömer, lütfen! Abi bırak şunu, çenesini koparayım ya! Ömer, tamam! Ömer! Lan bırak! Sizin yüzünüzden lan! Gel lan buraya! Oğlum az bir... Senin yüzünden oğlum! Ne demek? Senin yüzünden oldu her şey! Cemile senin yüzünden gitti, duydun mu beni? Tamam, dur! Oğlum dur, dur! Tamam, yeter! Lan ne yeter, yetmez! Geberteceğim oğlum sizi! Tamam, tut sana! Ömer! 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 Öldürüyor mu seni burada? Öldürüyor mu? Ömer! Boşuna gitti mi lan? Ömer, tamam! Geberteceğim lan seni! Lan oğlum buradayım, gel! Gel lan! Bırak! Ya Tolga defol git artık, defol git! İsmail şimdi gidiyorum. Ben şimdi gideceğim. Ama ben senin peşini bırakmayacağım oğlum. Ben senin peşini bırakmayacağım. Ben senin peşini bırakmayacağım lan, duydun mu? Bırakma oğlum, buradayım, gel! Gel oğlum, gel! Bırak lan sen de! Şerefsiz herif. Ömer, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Siz benim sevdiğim elimden aldınız. Şimdi ödeşme sırası bende. Nerede iniyor lan? Ömer! Oğlum yangın var! Yangın var!
Dışarı çıkın! Dışarı çıkın! Burası dayanıyor. Burası dayanıyor. Buraya da bakın. Sakin olun, sakin olun. Tamam, sakin olun be. Sakin. Sakin, tamam, sakin. Berko, burada bir de bir kapı var. Anahtarını bulun. Tamam, anahtar kimde? Anahtar. Kapının anahtarı kimde? Dikkat edin. Kapının anahtarı kimde? Nerede? Anahtar kimde? Anahtar kimde? Nerede? Anahtar nerede? Anahtar. Ya anahtar nerede? Anahtar, anahtar nerede? Ya kim var yetkili burada? Oğlum anahtar nerede? Koş hadi. Tamam. Harika harika. Harika geç. Yavaş yavaş. Sakin. Tamam. Herkes bu tarafta. Sakin. Hadi çık. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.